Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. İmzalamamış. Vazgeçmemiş bizden. Biliyordum. Biliyordum Nazlı. Benden vazgeçmeyeceğini, beni affedeceğini biliyordum. Fazlasına gidiyorsun. Sadece bir teşekkürle geçiştiremem bunu. Umarım hata yapmamışımdır. Umarım pişman olmam. Yapabileceğim başka hiçbir şey yoktu Murat. En doğrusu buydu. İnan bana. Acıdı mı? Bu ne hal Murat? Gözlerin içi gülüyor. Anne çok mutluyum. Nazlı. Belgeleri imzalamamış. Boşanmıyoruz. Aa, gerçekten mi? Evet. Ay Murat çok sevindim. Yani ikinizin adına da çok sevindim. Ama oğlum en çok senin için. Senin mutluluğun benim için o kadar önemli ki. Birbirinizi hep sevin oğlum, olur mu? Ne oldu Murat? Anne. Nazlı'ya karşı bir özür borcum var biliyorsun. Yani beni affetmeyebilirdi. O yüzden beni affettiği için ona çok güzel bir hediye almak, güzel bir sürpriz yapmak istiyorum. Çok iyi düşünmüşsün. Ama öyle basit bir şey olsun istemiyorum anne. Ya bana dünyaları verdi. Ya ben ona ne yapsam az gelecek biliyorum. Bana yardım edersin değil mi konuda? Ah, tabii, tabii ederim. Ama dur, düşünelim önce bir. Öyle acele karar vermeyelim. Anne ben... daha fazla bekleyemem. Zaten yeterince geç kaldım Nazlı'ya. O yüzden bugün hemen halletmek istiyorum. Ay. Şöyle güzel pırlantılı bir kolye alsak diyorum ha. Nazlı'ya çok da yakışır. Dur ben İhsan Bey'i arayayım da o bize modelleri göndersin ha. Yok yok anne arama. Benim istediğim şey öyle bir şey değil. Ya da ne bileyim çanta olabilir. Parfüm. Hı? Hani bunların hiçbiri Nazlı'yı mutlu etmez ki. Ay ne bileyim sen onu daha iyi tanıyorsun oğlum. Benim aklıma gelenler bunlar işte. Ne olabilir ki?
Yani ben böyle daha özel bir şey, anlamlı bir şey, yani manevi değeri yüksek olan bir şey istiyorum. O zaman ona sen karar vereceksin. Ne bileyim, sizin için hatırası olan bir şey, önemli bir andan kalan bir şey, ne bileyim yani. Sen karar vereceksin ona. Sana dünyaları vermek, her şeyi önüne sermek istiyorum. Çünkü hak ediyorsun. Yani beni mutlu etmek için öyle dünyaları falan sermene gerek yok, biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. En zor da bu ya. Sana ne hediye alacağımı bilemiyorum. Sen de Zeynep varsa bize, benim için en güzel hediye bu. Hem benim mutlu olmam için öyle pahalı hediyeleri, mücevherlere ihtiyacım yok, biliyorsun. Ama yani böyle istediğin, seni mutlu edeceğini düşündüğün hiçbir şey mi yok? Ben küçükken babam Almanya'ya gitmişti iş için. Böyle bir iki sene orada kalmıştı. Sonra gelirken bana bir kar küresi getirmişti. Öyle küçük bir şey de değildi, çok büyüktü. Öyle müziği vardı, onu hatırlıyorum. Böyle ona bakmaya, onu dinlemeye doyamıyordum. Böyle o çalarken yavaş yavaş uyuyordum. Sonra Sümbül abla temizlik yaparken onu kırdı. Tabii ben orada değildim. Okuldaydım. Döndüğümde göremedim. O kadar çok ağlamıştım ki. Babam bile söylememiştim üzülmesin diye. Sanırım bu zamana kadar aldığım en güzel şey olabilir. Hani ben galiba ne alacağımı buldum. Benim hemen çıkmam lazım. Oğlum, bana da söyleseydin bari. Hadi canım, kolay gelsin. Murat Bey, ben açayım. Teşekkür ederim. Murat Bey çok neşeli. Bizimkiler barıştı herhalde. Barışması niye bu kadar neşeli olsun ki? İnşallah barışmış olsunlar. Hayatımda bu kadar keyifli kahvaltı yapmadım. Çok acıktım. Ne oldu, sen niye bana öyle bakıyorsun? Ne düşünüyorsun? Oğlumuz da senin kadar şakacı olur mu diye düşünüyorum. Oğlumuz mu? Hı. Kim demiş oğlumuz olacağını? Niye? Olsa fena mı olur? Hayır. Ama bence bizim kızımız olmalı. Böyle saçları bana benzer. Küçük, bıcır bıcır, sevimli. Çok tatlı olmaz mı ya? Hayır ya. Ben oğlumla halı saha maçlarına gideceğim. Hatta ikimize kombine alacağım. Hı. Düşünsene, formaları giymişiz, stadyuma gidiyoruz. Hayır. Ben kızımı alacağım, alışveriş merkezine götüreceğim. Onu tütülü etekler falan alacağım. İsmi bile belli. Leyla. Leyla. Hı? Güzel isim. Evet. Ama yine de oğlumuz olacak. Hatta ismi de hazır. Ozan. Ben beğenmedim Ozan ismini. Tamam o zaman. Bir oğlumuz, bir kızımız olur. Hayır, bir oğlumuz, bir kızımız olacak. Şaka şaka. Yine de edeceğim diye saçmalıyorum şu an. Ozan güzel isim bu arada. Uyumlu sevgilim benim. İnatçı olmadığın zamanlar çok tatlı oluyorsun, biliyor musun? Ne yapayım? İnat etmeden duramıyorum ben. Efendim abi. Alo Behçet. Beni iyi dinle. Babamın cenazesine katılacağım. Bugün izin çıktığını söylediler. Sen orada olacak mısın? Gelmez miyim abi, ayıpsın. O benim de babamdı. Benim üzerimde çok hakkı var. Ona karşı son görevimi yerine getireceğim. Sen neredesin?
Abi ben öyle sokaklarda boş boş geziyorum. Başka ne yapayım ki? Lan sen bana hala tavırlı mısın? Uzatma oğlum artık. Estağfurullah, öyle bir şey olur mu? Ne tavrı? Ben öyle biraz yorgunum, ondandır abi. Tamam. Şimdi kulağını aç, beni iyi dinle. Beni araçla getirecekler oraya. Yanımda en fazla iki kişi olacak, bilmiyorum şimdi. Sen en güvendiğin adamlardan getir. Tamam abi. Hatta mümkünse gençlerden olsun. Orada kavga çıkaracaklar. Artık bıçak mı çekerler, yumruk mu atarlar, ne yaparlar bilmiyorum. Ama dikkat et, kalabalık olsun. Ben o sırada tüyeceğim, tamam mı? Bak bu arada benim telefonu ayarla. Bir de silah ayarla. Kelepçeyi çözmek için de alet edevat hazırla. Her şeyi tek tek söylememe gerek yok değil mi? Tamam abi, sen hiç merak etme. Hepsini ayarlayacağım ben. Eyvallah. Hayatım boyunca bana acıdan başka bir şey getirmedin. Hiçbir faydan dokunmadı bana moruk. Ama belli ki ölümün sayesinde özgürlüğüme kavuşacağım. Sonunda oğluna bir iyiliğin dokunacak baba. Gözümün gördüğü ilk kadını, sevdiğim, uğruna canımı bile hece saydığım kadını, annemi benden aldın. Ama sayende diğer sevdiğim kadını geri alacağım. Onu kimsenin eline bırakmayacağım. Onu herkesten, her şeyden koruyacağım, göreceksin baba. Nazlı, sana bol köpüklü keyif kahvesi yaptım. Keyif kahvesi mi? Hadi hadi, numara yapma. Tebrik ederim. Çok doğru karar vermişsin. Abla ne kararı, ben anlayamadım. Murat Bey'le barışmanızı söylüyorum yavrum. Yani biz barışmadık ki. O zaman... O zaman ne? Murat Bey biraz önce kapıdan dışarı çıkarken çok mutluydu. Ağzı kulaklarına varıyordu. Ben de barıştınız zannettim. Yok abla, olur mu öyle şey? Ben boşanma belgesini imzaladım. Hatta masasını bıraktım Murat'ın. Yani ne oldu anlayamadım ben. Attın mı imzayı? O zaman Murat Bey'in hali neydi? Affedersiniz. Hiç önemli değil. Ben de evrakları almaya gelmiştim zaten. Anladım. Buyurun. Teşekkür ederim. Süper. Dilekçe de buradaymış. Murat Bey de birazdan gelir herhalde. Kusura bakmayın, Murat Bey'i bekleyecektim fakat mahkeme saatinde bir değişiklik olmuş. Benim acilen çıkmam gerekiyor. Anladım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben imzaladım, odaya bıraktım. Sonra avukat gelmişti. Sonra odadan çıktı. Elinde de böyle belgeler vardı onun, değil mi? Bir yanlış anlaşılma mı oldu? Öyleyse ben bunu düzeltmem lazım. Meşgul aldı. Mesaj attı, dur. Duruşmaya giriyorum. Şu an açamam. Çıkınca sizi ararım. Abla neler oluyor, ben anlayamadım. Vallahi ben de anlamadım yavrum. Acaba Murat belgeyi imzaladığım için seviniyor olabilir mi? Ay yok artık Nazlı. Adam senden nasıl özür dileyeceğine şaşırdı. Yapar mı hiç yavrum öyle şey?
Yani... Kahvaltı çok güzeldi. Elinize sağlık. Afiyet olsun size hanımcığım. Ama böyle hep evde yiyoruz, içiyoruz. Sizi bir türlü doğru dürüst ağırlayamıyoruz yani, üzülüyorum. Ne demek, estağfurullah. Ben halimden çok memnunum. Siz halinizden memnunsunuz da görmüyor musunuz? Eve tıkılıp kaldık. İnsan sıkılmaz mı böyle? Madem o zaman bir alışveriş merkezine falan gidelim. Biraz dolaşırız. Kahvelerimizi de orada içeriz. Hay ağzınız bal yesin. Vallahi çok güzel olur. Furkan oğlumla Elam'ı da alırız. Bir güzel gezeriz. Hiç gerek yok Sümbül Hanım. Bırakalım gençleri. Biz beraber gidelim. Hem onlar bizim zevkimizi falan beğenmezler. Boş ver. Betül'ün mesaisine daha var. İstersen onu ara, o da gelsin. Ona da değişiklik olur. Çalış çalış, nereye kadar? Yazık kıza. Tabii tabii. O da gelsin, yazık. Hay Allah ya, salak Sümbül. Para çekecektin, çekmedin. Oldu mu şimdi? Hayırdır, ne oldu Sümbül Hanım? Ay şey, ben şimdi geçen gün para çekecektim. Unuttum çekmeyi. Şimdi biz alışveriş merkezine gideceğiz ya, yanımda para yok. Acaba orada banka falan bulabilir miyiz çekmek için? Aman, düşündüğün şeye bak. Hadi onu bunu bırak da hazırlan hadi. Hallederiz hepsini, merak etme. İyi, hallederiz. Siz öyle istiyorsanız doğrudur. Oo, yandan, 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 yandan. Ay var ya bu deli kız. Bu Furkan oğlumla evlendiği ne kadar iyi oldu. Baksana bu kadın benim elimi cebime hiç sokturmayacak. Hı, hastanım öyle miydi? Ay, ondan hiç böyle şeyler görmedim valla. O anca o konağında otursun böyle karşılıklı o kokoşla birlikte kahve içsin. Betül, Betül hazırlan, alışveriş merkezine gidiyoruz, hadi kız. Hadi takılacağız hadi. Yani madem bu boşanma olayı seni bu kadar neşelendirecekti Murat. Ya keşke baştan söyleseydin. Onca özür dilemene, numara yapmana ne gerek vardı anlayamadım. O kadarına da sevinmemiştir herhalde. Mümkün değil. Bence Hatice abla yanlış görmüştür. Yani başka bir açıklaması yok. Ben sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim. Elimden şimdilik bu kadar geldi. Teşekkür mü? Hı hı. Bak işte bu senin en sevdiğin kar küresi. Umarım biraz olsun yüzünü gülümsetebilirim. Bundan sonra seni mutlu etmek için ve sana olan minnetimi göstermek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Murat, ben anlayamıyorum. Neden bu hediyeler? Ne teşekkürü? Boşanma dilekçesini imzalamadın Nazlı. O belgeye imzanı atmadın. Yani bu benim için çok değerli. Şey... Murat. Ne oldu? Hediyeyi beğenmedin mi yoksa? Tamam yani konuşmamız üzerinden bayağı zaman geçti ama... ...sevinirsin diye düşünmüştüm. Abi hayır yani mesele hediye falan değil. Yani... ...ben aslında o imzayı... Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu Murat. Nasıl? Kahveler geldi. Al bakalım. Sağ ol canım. Telefon çalıyor, açsana. Alo Pınar'cığım. Aşk olsun vallahi, sana çok kırgınım.
Evlenmişsin, hiç haberim olmadı. Vallahi fotoğraflarını görmesem hayatta inanmam. Ya canım biraz ani oldu ya. Hem öyle düğün falan da yapmadık. Aile arası sade bir nikah oldu. Allah bir yastıkta koca atsın, ne diyeyim. 40 yıl düşünsem senin evleneceğin aklıma gelmezdi. Ya niye öyle diyorsun, ben evliliğe sıcak bakan biriydim. Sen partilerin aranan ismiydin, çapkınların şahıydın. Ne ara dur oldun da evlendin. Onlar geçmişte kaldı Pınar'cığım ya. Her şeyin bir zamanı var değil mi? Hem yaş ilerledikçe insan biraz sakinleşiyor. Sen nasılsın, ne yapıyorsun, ne var ne yok? Ne olsun canım ya, işte master'ımı tamamladım. Ben de doktora için teklif aldım Fransa'dan, ona hazırlanıyorum. Öyle mi? Güzel güzel, sevindim. Gitmeden bir akşam mutlaka görüşelim. Özledim ya muhabbetini. Bizim kızlar da gelir belki. Ayarlayayım canım. Öptüm seni. Olur olur, görüşelim. Ben de öptüm, görüşürüz. Hoşça kal. Pınar ya. Sevgilim niye böyle bakıyorsun? Sen evlenmeden önce çok mu çapkındın? Yani sayılır. Yani arkadaşlar öyle derdi. Ama artık bir önemi yok. Çünkü hayatımda sen varsın. Kaç tane? Ne kaç tane? İşte şimdiye kadar kaç tane kız arkadaşın oldu? Şaka mı yapıyorsun sevgilim? Şimdi bunları mı konuşacağız? 100. 100 oldu mu? Ya sevgilim şimdi 170 de olmamıştır ya. O kadar değil, abartıyorsun bak şimdi. Sayısını da bilmiyorsun. Yani o kadar çok. Öyle mi? Ya bunların bir önemi yok artık. Sen varsın hayatım. Aa, bir ara master falan yapacağım demiştin sen kendi bölümünle ilgili. Bu aralar kayıt ol istersen. Ne dersin? Şu Pınar mı ne? O senin eski sevgilin mi? Bir düşüneyim. Yok ya, tipim değildi. Ya şaka yaptım, şaka şaka. Yerim seni. Pınar eski arkadaşım. Liseyi de, üniversiteyi de beraber okuduk. Neyse. Ben yoruldum, birazcık dinleneyim, uzanacağım. Ela kıskandın mı yoksa? Ya bak böyle kıskançlıklara gerek yok. Gel buraya. Yok canım, niye kıskanayım ya? Olur mu öyle şey? Kıskanmak falan. Yok. Ben bugün çok yoruldum. O yüzden biraz dinleneceğim. İyi, öyle olsun sevgilim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah be Pınar. Neler söyledin öyle? Ayıkla pirincin taşını. Efendim? Volkan Bey, bugün bakanlığa göndermemiz gereken belgeler için imzanız gerekiyor. Aa, doğru ya. Ben onları nasıl da atladım? Tamam, şöyle yapalım. Ben birazdan geleceğim oraya. 70 nedir ya? 70 kişi. 100 değilmiş de 70'miş. İyi bari ya, içim rahat etti birazcık. Harika. Küçük bir köy kurulur be o kadar insandan. Bak her gün birisi arasa 70 gün boyunca evlendiğini anlatmak zorunda kalacak. İnanılmaz. Rehberine kaç kadın var acaba? Ben dışarı çıkıyorum. Halletmem gereken birkaç işim var. Nereye gidiyorsun? Dedim ya, işlerim var. Şu yeni iş yeri için resmi prosedürler var. Onları halletmem lazım. Hı-hı. Kesin biz tartıştık diye gidiyorsun değil mi? Yok canım, onunla ilgisi yok. Gerçekten işim var. Peki. Bir şey lazım olursa ara, olur mu? Olur. Of. Ben niye
niye tutamıyorum çenemi ya? Başın sağ olsun. Eyvallah. Baba acısı pek yamandır. Bilirim ben. 3-5 yıl önce ben de babamı toprağa gömdüm. Ya sorma. İçimiz yandı ama ne yaparsın işte. Sonun yaklaşıyor Furkan. O arabadan kaçar kaçmaz işini bitireceğim seni. Az kaldı. Çok az kaldı. Kapının dışında araba seni bekliyor. Oradan direkt mezarlığa geçeceksiniz. Bilgin olsun. Ne oluyor Nazlı? Ne yanlış anlaşılması? Ben o dilekçeyi imzaladım Murat. Yani boşanmak için onayı verdim. İmzaladın mı? Yani haberin olmuştur diye düşünmüştüm. Avukat sana bir şey mi söyledi? Yani ne oldu da böyle düşündüm ben anlamadım. Murat? Ah, Aslı Hanım. Murat Bey miydi çıkan? Evet. Ay, çok üzüldüm boşanmalarına. Yani çok yakışıyorlardı birbirlerine. Keşke böyle olmasaydı. Ama ne olur siz kalbinizi yormayın, üzülmeyin. Ne yapalım, elimizden geleni yaptık. Kendi bilecekleri iş artık. Haklısın Hatice ama insan üzülüyor yine de. Demek Nazlı belgeleri imzaladı. Oğlum yanlış anlamış her şeyi. Ah Murat'a. Buyurun buyurun. Buyurun Suzan Hanım. Ay çok yoruldunuz. Verin şunu paketleri bana. Şimdi güzel bir çay demleriz. Tatlılarla yeriz. Geç kızım. Buyurun buyurun geç. Suzu teyze. Ya çok teşekkür ederiz. Çok mahcup ettiniz bizi. Aldıklarınıza bayıldım. Özellikle çanta en güzeli. Güle güle ye güzel kızım. Hepsi sana çok yakıştı. Teşekkür ederim. Ay Suzan Hanım. Bakın. Yani ne almışsanız hepsini ödemek istiyorum. Fişlere bakalım. Borç ne kadarsa ödeyeyim tamam. Sen o parayı koy çantana. Bana borcun falan yok. Aa olmaz vallahi öyle şey. Siz lavabodayken ben para çektim. Tamam ölüm öpün lütfen hadi. Ne olacak canım? Akraba değil miyiz artık? Bak, bir daha duymayayım. Seni benim mi var? Kırılıyorum ama. Ay, bakın şimdi hakkınızı helal edin. Çok hakkınız geçti bana. Allah razı olsun. Bu bahaneyle de çocuklar baş başa kalabildi. Bir şey mi dediniz? Ay, yok yok. Siz çayı demlerken ben de ellerimi yıkayayım dedim. Aa, ne güzel ya. Zenginlik vallahi ne güzel şey. Canın tatlı istiyor. Hop alıyorsun. Bir kıyafeti beğeniyorsun. Etiketine bile bakmadan hemen parayı yatırıyorsun. Bunlar yaşıyor ama biz yaşıyor muyuz belli değil. Hele yaşadıkları evi ondan hiç bahsetmiyor. Bizimki yanında fare deliği. Halit arıyor. Efendim Halit. Neredesin sen? Ha, köyü mesken tuttun değil mi? Tabii.
iki tavuk, 3-5 meyve. Ha? Tamam, tamam, tamam. Gelir eşyalarını alırsın, hadi. Sanki altın yumurtlayan tavuksun. Gidersen git, çok işti sanki. Galiba Murat seni yanlış anlamış. Boşanmayacağınızı düşünüp sevinmişti oysa ki. Neyse, ben aslında başka bir şey soracaktım sana. Şirketten arıyorlarmış Murat'ı ama defalardır ulaşamamışlar. Sen biliyor musun nerede olduğunu, söyledim mi sana? Gerçekten bilmiyorum aslında. Ama telaşlanmayın, bence en yakın zamanda dönecektir. Keşke kararın farklı olsaydı. Belki o zaman her şey daha kolay olurdu. İnanın olması gereken buydu. Benim elimden başka hiçbir şey gelmedi. Kız, pek güzel olmuşsun. Üstündeki de pek zevkliymiş. Çok yakışmış sana. Öyleyimdir. Çok güzel ceket değil mi Sümbül teyze ya? Asayım da özel günlerde falan giyinirim. Yok yok, asma kızım, ben asarım onu. Gel yanıma otur. Gel yavrum. Betül, Halit amcan köye gidecek. Hep bir planı vardı zaten köye yerleşmek gibi. Herhalde dönmeyecek. Sen de taşınacak mısın onunla beraber köye? Allah korusun, benim ne işim var köyde? Yapamam ben oralarda. Belki gider gelirim. Konuşmadık zaten. Biliyorsun Ela yanımdaydı. Ela gidince koskoca evde ikimiz kaldık. Evet Sümbül teyze. Bak kızım, ben bu evi kapatmak istiyorum. Çünkü kirası, faturası, derdi hiç bitmiyor. Ben diyorum ki sen kendine şöyle küçük bir yer arasan bulsan, he? Ne dersin? Anladım. Tamam, bakarım. İşe geç kalıyorum, ben çıkayım artık. Betül, halledersin değil mi kızım? Bir ev bulursun. Tamam, ben sağa sola bakıp en kısa zamanda haber vereceğim sana. Tamam. Tamam. Birinci kısmı hallettik, şükürler olsun. Sıra ikinci kısımda. Of, of. Nereden çıktı şimdi bu taşınmak, anlamadım ki. Durup dururken. Hayırdır, bir şey mi oldu Sümbül Hanım? Bizim Betül vardı ya yanında kalan. Gidecekmiş, ev bulup taşınacakmış burada. Halit de köye taşındı. Bana köye gel diyor. Ben köyde yaşayamam ki. Doğru söylüyorsun. Alışmayan insan için köy hayatı çok zordur. Kaldım tek başıma. Dört duvar arasında. Nereye gideceğim, ne yapacağım bilemedim vallahi. Ben de yıllarca yalnız yaşadım. Yalnızlığı iyi bilirim. Ama insan alışıyor zamanla. Sen de alışırsın. Haklısınız ama ben hiç yalnız kalmadım. Ela'm vardı. Ne güzel yaşayıp gidiyorduk onunla. Bir sesti benim için. Ama şimdi çok özledim Ela'yı. Bildiğin gibi değil. Ama şöyle düşün. O şimdi çok mutlu. Sevdiğinin yanında. Hem uzakta da değiller. Görüşürsünüz ara sıra. Görüşürüz de.
Ben yalnız kalamam. Yani yalnız kalmak beni böyle çok korkutuyor. Panik atağım var da. Öyle deme. Yalnızlığın da güzel tarafları var. Bak yaşadıkça seveceksin sen de. İstediğini yiyorsun, istediğin zaman uyuyorsun, istediğin zaman kalkıyorsun. Oh mis. Ben şu çayımı da bir doldurayım. Aa dünyada olmaz ben. Yok yok ben koyarım. İyi madem öyle. Anlamadım ki. Şimdi bu kadın anlıyor mu yoksa anlamazdan mı geliyor? Çok mu zor ya gel bizde kal demek? Hani dilim kopsaydı da bir şey söylemeseydim ya. Hayır tutamıyorum ki ben. Ben çenemi tutamıyorum. Evlenmişsin, gitmişsin, bitmiş, gitmiş her şey işte. Niye kurcalıyorsun? Kızım geçmiş yani durduk yere. Ne yapacağım ben şimdi? Hayır ne yapsam da gönlünü alsam acaba ya? Çikolatalı pasta yapsam? Olur. E sever Furkan çikolatalı pastayı. Evet. Dur. Buradaydı. Şeker burada. Hadi Behçet. Yürüyorum şu herifi de gel artık. Abi. Çabuk ol. Telefonasını her şeyini hallettin mi? Abi onları daha ayarlayamadım. Azam bir saat sürer dedi. Ama gidip bitireceğim onu. Lan Behçet iki bir şey istedik onu da beceremedin. Az kaldı Ela. Kavuşmamıza çok az kaldı. Yedi mi? Yedi abla. Hiç ikiletmedi bile. Bak sen cimcimeye. Sevdiği yemekler olunca hepsini yiyor. Ne yapıyor? Odasında mı? Yani yemeği fazla kaçırmış. O yüzden karnı ağrımış. Biraz uzanması gerekiyormuş. Sen nasılsın? İyiyim. Tahmin ettiğimiz gibi abla. Murat yanlış anlamış. Boşanmaktan vazgeçtiğimi zannetmiş. Yavrum. Gel. Gel geç şöyle. Seni çok iyi anlıyorum. Murat Bey'e kırgınsın, kızgınsın, haklısın da. O melek şeytanının bir lafıyla her şeyi yıkıp geçti. Ne yazık ki öyle oldu abla. Meleğin iftiralarına inandı. Bana boşanma davası açtı. Sonra da benden nefret edip İspanya'ya gitti. Ama benim gönlüm razı olmuyor sizi böyle uzaktan izleyince. Bak her şey göründüğü gibi değil. Bunu unut. O kara günü hatırlıyor musun? Hani Murat Bey'in haberinin geldiği o gün. Hatırlıyorum. Kolay kolay da unutamam. Murat Bey'in bir sürü evrağı gelmişti. Geride kalan çantası falan. İşte onların içinden senin fotoğrafın çıkmış. Benim fotoğrafım mı? Arkasında da seni çok sevdiğini, senden asla vazgeçmeyeceğini söyleyen yazılar yazmış. Abla bu nasıl olur? Ben bavulu ben boşalttım. İçinden böyle fotoğraf falan çıkmadı. Yavrum sen onu göremezdin. Çünkü o melek şeytanı Arslan'ın gözlerinin önünde fotoğrafı paramparça etmiş. Sen hiçbir şeyden haberdar olma diye. Ama sen emin misin? Eminim yavrum. Murat Bey sana kızdı, bağırdı, öfkelendi ama senden asla vazgeçmedi. Seni çok seviyordu. Bunu bir düşün sen. Getirdim abi. Aferin. Ne var ne yok dışarıda?
Var mı durum? Seni arıyorlar ama buralarda değil abi. Al şu gözlüğü de. Sana ceket de getirdim. Güzel. Silah? Silah da getirdim abi burada. Al abi. Şunu çıkar. Bunu giy hemen. Dur. Yardım et. Dur. Kelepçeden de çıkmıyor ama çıkar. Çek kendini geriye. Giy hemen şunu. Bak bana. Ben de tam yanınıza geliyordum. Murat'a ulaşabildiniz mi? Bir haber var mı? Yok, ulaşamadım yani. Defalarca aradım ama yok, açmıyor. Nerede olabilir ki bu çocuk bu saate kadar? Ben galiba nerede olduğunu biliyorum. Yani öyle tahmin ediyorum. Müsaadenizle bir gidip bakacağım. Tamam, bak. Bana da haber ver. Tamam. Oldu. Her şeyi kendi ellerimle mahvettim. Ona bu kadar yakınken, her şey istediğimiz gibi giderken, kendi ellerimle mahvettim. Sakın üzülme. Ben bunların hepsini, hatta daha fazlasını hak ettim. Lütfen ağlama. Benim için ağlamanı, canının yanmasına dayanamam. Çünkü ben seni çok seviyorum. Neden ayrılıyoruz o zaman? Neden beni affetmiyorsun? Ben ayrılmak istemiyorum ki. Gözlerim şişiyor. Çok çirkin görünüyorum değil mi? Hayır tabii ki. Senin her halin o kadar güzel ki. Ben sana her defasında bir kez daha hayran kalıyorum. Ben sadece üzülmene dayanamıyorum.
olduktan sonra her şey çok güzel olacak. Seni mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Kendimi sana ve Zeynep'e adayacağım, söz veriyorum. Söyle bakalım. Ne yapmak istersin? Nereye gidelim? Bilmem. Yani aklımda bir şeyler var aslında. Tamam. Söylemen yapalım. Öyle el ele tutuşup liseli aşıklar gibi hiçbir şey düşünmeden gezmek istiyorum. Süper fikir. Şu surata bak ya. Bu nasıl bir çığlık atma böyle? Çok mu komik ya? Böyle şaka mı olur? Şuna bak. Tamam, bakayım. Makinesi çığlık atmış. Yok. Bakma, sen de aynısını bana yapmıştın. Ya aynısı değil ki. Bakayım. Olmaz. Gösterme. Ya hadi, merak ettim. İzleyelim, beraber izleyelim, hadi. Hadi. Hı? İyi al, kendin izle o zaman. Ver. Bence berabere kaldık artık. Ödeştik yani. Hem şu korkutma mevzularını da bırakalım artık, ha? Hayır, bırakamayız. İntikamımı almadan olmaz. Nasıl alacakmışsın? Bilmiyorum. Sen ne inatçısın ya? Ama... Bir yerden başlamak lazım aslında. Bence ne kumarsın? Aldın mı intikamını şimdi? Birazcık belki. Hı. Hı. Aslan, ilacınızı getirdim efendim. Teşekkür ederim Hatice. Sağ ol canım. Sağ ol canım. Oh, aklım şu çocuklarda. Nazlı Murat'ı buldu mu acaba? İnşallah bulmuştur efendim de aralarını düzeltirler. İnşallah. Birbirlerine deli gibi aşıklar. Ha, çok korkuyorum yani bu aşk küllenip yok olacak diye. Ben de. Çok şaşırıyorsun değil mi? Ne ya Aslan? Benim bunları konuşuyor olmama. Ben de çok şaşırıyorum biliyor musun? Ama galiba artık hayatla kavga etmeyi bıraktım. Yani olduğu gibi kabul etmek istiyorum artık her şeyi. Ay böyle daha kolay oluyormuş biliyor musun? Meğer her şeyi zorlaştıran benmişim. Ne bileyim. Üstümden büyük bir yük kalktı sanki. İnsan ne yaparsa kendine yapıyor efendim. Yani sizin böyle kendinizi iyi hissetmenize çok sevindim demek istedim. Tabii benim böyle hissetmemde Nazlı'nın da rolü çok büyük. Nazlı deniz feneri gibidir efendim. Hem kendine hem de etrafına ışık saçar. Öyle öyle. Ay merak ettim şunları ya. Bir daha arayayım ben ha. Tamam. Çok üşümüyorsun değil mi? Senin yanında nasıl bir şey yapıyorum ki?
Oh, senin elin buz gibi olmuş. Ver ısıtayım ben onu. Bak, istersen kalkalım. Şurada çok güzel bir çorbacı var. İçin ısınır, ha? Ben hiçbir şey istemiyorum. İhtiyacım olan tek şey sensin. Tam da olmak istediğim yerde. Canım arıyor. Tabii ben haber vermeyi unuttum, merak ettim. Efendim Asut Hanım? Kızım, bulabildin mi Murat'ı? Ulaştım. Hem de elimde koymuş gibi. Ay, sesin çok iyi geliyor. Yoksa düşündüğüm şey mi? Ay, çok güzel haberler var bana, ne olursun. Haberler çok güzel Asut Hanım. Ay, şükür. Ay, çok sevindim. Ay, neyse ben tutmayayım o zaman sizi. Hadi keyfinize bakın siz. Görüşürüz. Gel buraya. Barışmışlar Hatice. Oh, çok şükür efendim. Bak ne diyeceğim sana. Bence bu akşam şöyle güzel bir sofra kuralım, ha? Hep birlikte yemek yiyelim. Olur efendim. Çocukların sevdiği şeylerden yap. Bir de Nazlı'nın tabii. Ay, ağzımızın tadı yerine gelsin bir Hatice. Tamam efendim. Ben hemen mutfağa gidip hazırlıklara başlayayım. Tamam, tamam. Şükür ya. Ya doyamıyorum izlemeye. Sanki hortlak görmüş gibisin ha. Tamam, güldük, eğlendik. Yeter, sil artık şu videoyu. Hadi. Hayatım, bunu nasıl sileyim ya? Canım sıkıldıkça gülerim ben buna. Ya saçmalama. Sil şunu. Vallahi silmem. Sen silmezsen ben silerim. Ver şunu. Yok, vallahi vermem. Ya ver şunu. Hayatta ya ver şunu diyorum. Seninle geçen her dakikam, her anım keyifli. Lütfen saklama, izin ver. Öyle mi? Tamam. Bu seferlik izin veriyorum. Sadece bu seferlik ama. Tamam. Şimdi burada saklanabilirsin abi. Sonra bakarız bir çaresine. Bir çözüm yolu buluruz. İyi, fena değil. Sen bir an önce hallet şu işi. Ulan tamam ya, uzatma artık. Tamam, bir hata ettim. Bırak atış tavırlar. Tamam abi, sen geç biraz dinlen. Ben yiyecek bir şeyler alayım, hemen dönerim. Hiçbir şey eksik değil, değil mi? Tamam her şey. Fazlası var, eksiği yok. Elinize sağlık Hatice. Afiyet olsun efendim. Hatice, bu akşam Yusuf Bey'le kendinize de servis açın lütfen. Biz rahatsızlık vermeyelim efendim. Mutfakta yeriz. Olmaz. Bu akşam bu masada hep birlikte olmak istiyorum. Sıkıntılarımızı birlikte göğüsledik. O yüzden mutluluğumuzu da paylaşalım istiyorum. Kırmayın beni lütfen. Kırmak ne demek efendim? Tabii, siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Uf, anne şu masaya bak. Görüyorum bir tane. Vallahi Hatice teyzen döktürmüş yine. Cemre'cim, lütfen sen böyle gel. Tabii. Hatice, sen de böyle geç. Gül kızım, Yusuf Bey'i çağırır mısın lütfen? Gelsin. Hatice teyzem nerede bizle yiyor? Evet bir tanem.
Çünkü biz kocaman, çok mutlu bir aileyiz. Yaşasın, kocaman ve mutlu bir aile olmak çok güzel. Yusuf Bey, lütfen siz de şöyle geçin. Ben servise başlayayım. Hayır Hatice, lütfen. Oğlum, kızım, canım torunum. Hepiniz yanımdasınız. Hepimiz bir aradayız. Hepimizin sağlığı saati yerinde. En önemlisi de bu. Sizler de varlığınızla bize hep destek oldunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan daha güzel hayatta ne olabilir, değil mi? Biz çok mutlu bir aileyiz. Mutluluğumuz daim olsun inşallah. Amin. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Böyle çok daha iyi oldu. Çok güzel bir yermiş burası. Evet, güzeldir burası. Huzurlu, sakin, nezih. Baksana, tavukları bile var buranın. Eskiden yani çocukken bir arkadaşımın teyzesi oturdu burada. Evliydi. Neredeydi? Hay Allah, unuttum şimdi bak. Bu tarafta. Şurası mıydı? Neredeydi? Ela? Sevgilim, ne yapıyorsun? Şuna baksana. Çok tatlı bir ev değil mi? Fotoğraflarını çektim. Hı-hı. Ben onun çizimlerini yaparım. Kimse yaşamıyor galiba. Galiba. Ama güzel evmiş. Ben de sevdim. Güzel çekmişsin kadın. Yani böyle bir evde kocaman bir aile olarak yaşamak ne kadar güzel olurdu ya. Hatta basit, kendi halinde, mutlu bir hayat, aile. İşte mutluluğun tanımı bu olmalı. Hayatım, karabiberi nereye koymuştun? Yoksa bitti mi? Bilmiyorum ki, ben hiç kullanmadım. Sen ne yapıyorsun ya, üstündeki önlük falan? Asıl sen ne yapıyorsun orada? Sesin solun da çıkmıyor. Hiç, ben öyle oturup kaldım. Yoksa yine hain planlar mı? Yokmuş, yapmıyordum ya. Karabiber eksik ama çorbamın tadına bakmak ister misin? Bence enfes oldu. Çorba mı yaptın? Şaka yapıyorsun. Gel bak. Geleyim. Gel gel. Süper bir şey oldu. Sonra da kadın demiş ki, kızım sen kaç yaşındasın? Gül, tamam yeter artık. Yağmurunu hiç anlıyorum. Anlat anlat, devam et. Kız da demiş ki, teyzecim demiş, sizin yaptığınız hesaba göre ben daha doğmadım. Bir hikayem daha var, onu da anlatayım. Bu çok daha komik. Gül, hadi sen mutfakta çayın altını yak. Lütfen kusura bakmayın efendim.
biraz geveze ama iyi niyetli. Çocuk gibi. biraz da meraklı tabii. Evet öyle. Olsun, çocuk gibi olsun. Hem ben Gül ablayla çok iyi anlaşıyorum. Ben daha önce aslında bildiğimi zannettiğim şeyleri bilmiyormuşum. Sevgi, anlayış, kabulleniş, beraberinde mutluluğu da getiriyormuş. İnsanları olduğu gibi kabul edebilmek ve sevebilmek. Gerçek sevgi buymuş. Sevgimiz, mutluluğumuz hiç eksilmesin. Biz böyle güzel bir aileyiz. Ne güzel konuştun babaanne. Bir tanem, hadi bakalım uyku vakti. Hem yarın okul da var. Müsaadenizle bu akşam torunumu ben uyutmak istiyorum. Yarın da hazırlar, okula gönderirim. Ne dersin Zeynep? Benim için olur. Bana masalı anlatır mısın babaanne? Aa, tabii ki anlatırım. Hadi bakalım, gidelim mi? İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi gel. Biz de toplayalım. Elinize sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sevgilim, ağlıyor musun sen? Ya şu haberleri her defasında açmayacağım diyorum. Tutamıyorum, yine açıyorum. Zaten sanki ben haberleri açmayınca böyle şeyler olmuyormuş gibi. Ya şuna bak ya. Ya hayat bu kadar acımasız olmamalı. Ah canım ya. Hayatın böyle karanlık yüzü de var ne yazık ki. Yok. Ben çocukların üzülmesine dayanamıyorum, tamam mı? Ya onların acı çektiğini görünce kalbim sıkışıyor. Çok kötü hissediyorum kendimi. Herkesin anne baba olmaması lazım. Hatta anne baba olmak isteyen herkesten ehliyet alınması gerekiyor. Kesinlikle haklısın. Benim vicdanlı, güzel yürekli sevgilim. Eminim sen çok tatlı, vicdanlı bir anne olurdun. Ehliyete falan da ihtiyacın olmazdı. Gerçekten mi? Evet. Annelik hakkında böyle mi düşünüyorsun yani? Evet. İşte senin her halini keşfetmek o kadar kıymetli ki. Kahkahanı, ağlamanı, surat asmanı... şakalarını bile. Sürprizler de olsun. Ben de böyle görürsün. Ne yapıyorsun? Herkes uyuyor. Ya işte ben de geri döndüm. Takıldım adamın peşine. Sonra? Ya sonra işte ya ne olacak? Bastım gaza. Adamın peşinden gidiyorum. Adam gaza bastıkça ben de peşindeyim. Hem de yakmışım böyle uzunları. Sonra ne oldu biliyor musun? Adam sihirini çıkarıp tepeye koymasın mı? Şaka yapıyorsun. Ya. Adam polis miymiş? Aynen. Sen ne yaptın? Ne yapacağım? İlk sağdan ormanlık yola girdim. Kaçtım.
Günaydın. Günaydın. Utangaç prenses. Ne olamaz? Zeynep'in okula gitmesi gerekiyor. Hayatım, unuttun mu? Bugün babaannesi hazırlayacaktı onu. Doğru. O zaman ben bakayım bir kahvaltı hazır mı? Hayır. Ben bugün kahvaltı falan istemiyorum. Biraz daha keyif yapalım. Nasıl olsa acelemiz yok. Hiç ben öyle oturdum kaldım, bir şey yapmıyordum ya. Sevgilim ne yapıyorsun? Şuna baksana. Çok tatlı bir ev değil mi? Basit, kendi halinde mutlu bir hayat. Kalabalık bir aile. Mutluluğun tanımı bu olmalı. Furkan! Nasıl canım? Hayır, bulaşıkları getirecektin, getirmedin. Getireceğim canım, getireceğim. Bak, ben kapıya bakıyorum, sen de bulaşıkları götür, tamam mı? Halamdır o canım. Dakik kadın, sen ne zaman gel dersen o zaman gelir. Dakika gecikmez. Tamam, bakıyorum. Bak, bak. Ha, hoş geldin Suzan teyze. Hoş bulduk canım. Buyur, buyur. Ya ne güzel oldu siz böyle görmek. İşim derken bitti. Hoş geldin halacığım. Hoş bulduk oğlum. Ne güzel masa hazırlamışsınız böyle. Her şey hazır, hemen geçebilirsiniz. Ben sizin montunuzu alayım. Tamam kız. Sağ ol. Ben ne istiyorum biliyor musun Melek? Ne istiyorsun? Sen, ben, Sinem şöyle güzel bir tatile çıkalım. Hep biraz uzaklaşalım şu hayatlarımızdan. Farklı yerler, farklı insanlar görelim. Hı? İyi olur, ne dersin? Ayşe Allah aşkına ya, benim hiçbir yere gidecek halim mi var ya? Ben uzaklaşamam buralardan. Ya canım gidelim sadece, göç edelim demiyorum ki. Ayşe'cim, benim tek derdim o konağa geri girebilmek, kendimi affettirebilmek. Ya ne tatili Allah aşkına? Benim şu an gidip orada nöbet tutuyor olmam lazım. Ayşe bir de Sinem diyorsun ya. Sanki velayetin alınacağını bilmiyormuş gibi. Ay derdin ne senin ya? Derdim ne biliyor musun Melek? Senin iyi olman, mutlu olman. Bak, bu zamana kadar sana bir kere bile engel olmadım. Hep destek oldum, ne dediysen yaptım. Pişman mısın yani? Ya bilmiyorum ama sanki sana kötülük etmişim gibi hissediyorum. Seni dolduruşa getirdim. Benim de payım var bu noktaya gelmende. Ya Ayşe'cim saçmalama lütfen, o ne demek ya? Sen her zaman arkadaşım olarak bana destek oldun. Bu ne kadar önemli benim için biliyor musun? Hem ayrıca ne varmış geldiğim noktada? Tamam, yani belki Murat'ı kaybettim. Evet, başarısız oldum. Ama henüz hiçbir şey bitmedi ki. Belki benim yeniden başlamam gerek. Senin benim her zaman yanımda olacağını bilmek çok önemli benim için. Bunun için minnettarım sana. Bir yerde oturalım, bir kahve içelim istersen. Ay yok ya, kapalı yerler basar beni. Yürüyelim mi birazdan? Bir açık çay daha dolduruyorum. Lütfen kız. Hala. Ela yürüyüş yaparken çok güzel bir ev gördü. Çok beğenmişti. Hatta dakikalarca önünde durup resmini çizdi. Altına da not yazdı. Not mu? Ne notu? İşte böyle kocaman, mutlu bir aile olmakla ilgili. Defteri benden sakladığını düşünüyor. Sakın bozma. Ah benim ince düşünceli kızım. Gösterse sanki ne olacak ama işte... Beni masrafa sokacağından korkuyor.
O gün beğendiğini söylemedi biliyor musun? Senin aklında bir şeyler var sanki. Suyun kaynamasını bekledim biraz. Sağ ol yavrum. Afiyet olsun. Ama hayatım şu toplantıları bir gün önceden hatırlatın bana. Unutuyorum çünkü. Tamam tamam geleceğim. Bugün müsaitim. Tamam o zaman hadi görüşürüz toplantıda. Bay bay. Merhaba anne. Merhaba canım. Anne eğer bugün yapacak bir işin yoksa üçümüz birlikte dışarı çıkalım mı? Böyle yemek yeriz biraz alışveriş falan yaparız. Çok iyi olurdu Muratcığım ama biraz önce telefon geldi. Toplantım varmış. Hatırlatmayı unutmuşlar. Ne bileyim ben de işte öyle. Siz çıkın bence keyfinize bakın. Sonra bir ara biz de birlikte çıkarız ha? Olur tabii. Ay yine ne var Allah aşkına? Çocuklar ben çıkayım da bir an önce hazırlanayım. Görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yine baş başa kaldık. Söyle bakalım ne yapmak istersin? Hayret. Bugün işlerin yok. Bugün kendime izin verdim. O yüzden emrinize amadeyim. Yani bu yüzden mi dışarı çıkalım dedin? İstersen çıkmayabiliriz. Yani evde de baş başa daha güzel şeyler yapabiliriz. Şey mi yapsak? Dün bir filmden bahsetmiştin. Onu mu izlesek? Hı? Olur. Sen zaten çok merak etmiştin o filmi. O zaman ben filme bakayım. Sana şunu ya. Artık açmıyor ya. Açmıyor. Artık arama istersen. Hatta vazgeç yani hiç arama. Benim Aslı'ya kendimi bir şekilde affettirmem lazım Ayşe. Açmıyorsa yapacak bir şey yok. Evet işte bir şey yapma artık Melek. Hayır Ayşe'cim. Benim o konağa gidip ona yüzle konuşmam lazım. Ayşe hadi bir an önce gidelim mi? Üstümü değiştireyim ben. Söyleyin bakayım Ela Hanım. Bir çocuğunuz olsa ona neler söylerdiniz? Ne olursa olsun onu çok seveceğimi söylemek isterdim. Ellerini hiçbir zaman bırakmayacağımı söylemek isterdim. Onunla beraber çok güzel, kocaman bir aile olduğumuzu söylemek isterdim. Ona her gece başka başka masallar anlatacağımı söylemek isterdim. Ben çok güzel masal anlatırım. Şimdi sıra sende. Sen söyle bakalım. Masal konusu hariç ben de aynı şeyleri söylerdim herhalde. Bir de onu her zaman koruyacağımı söylerdim. Onun bu hayatta tek kahraman olduğuma inanmasını sağlardım. Onun önce babası, sonra dostu, sırdaşı olurdu. Ona örnek olurdum. Destek olurdum. Kendini güvende hissetmesi için elimden geleni yapardım. Çok tatlısın ya. Ben gidip hazırlanayım. Nereye?
Betül'e kahve içeceğiz. Çok önceden planlamıştık. Tamam. Alo. Öyle mi? Tamam, harika. Ve bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim. Ben hemen geliyorum o zaman. Hemen halledelim şu işi. Hayatım, benim de çıkmam lazım. İstersen beraber çıkalım. Tamam, olur. Hadi çıkalım. Tamam, ben kapıya çıktım. Siz de taksiyi yollayın birazdan. Aha. Senin burada ne işin var? Ha? Sen hangi yüzle geliyorsun buraya? Ahsa teyze, ne olur yapmayın lütfen. Bakın biliyorum ben çok fazla hata yaptım ama çok pişmanım. Ne olur izin verin bir kez kendimi izah edeyim. Git buradan. Ahsa teyze, ne olur. Hani ben sizin kızınızdım. Ne olur bakın biliyorum. Çok pişmanım. Bir kez beni dinleyin. Ya böyle beni bir kalemde silip atamazsınız lütfen. Gelme peşimden. Yeter artık, dolanma buralarda. Rahat bırak bizi. Ahsa teyzeciğim, ne olur bir kez dinler misin? Ahsa teyze lütfen. Ahsa teyze. Git buradan. Ahsa teyze. Ahsa teyze, iyi misiniz? Git buradan. Gözüm görmesin seni, yeter. Ama kaşını sıkanıyor, ne olur bırakın yardım bırak, edeyim. Bırak, git buradan. Git buradan, defol. Defol. Ne güzel dövüşüyordu Murat. Vallahi resmen hayran hayran izledim. Helal olsun. Sen de öyle dövüşmek ister miydin? Yok canım. Yani isterdim ama ben vuramam ki kimseye. Ay, dün akşam ne güzeldi değil mi abla ya? Böyle aile gibi yemek yedik, ha? Yalnız yemekler de çok güzeldi, ha? Elimize sağlık. Ya pek güzeldi. Bak gördün değil mi? Mutluluk nasıl bulaşıcı. Benden sana, senden Zeynep'e, Cemre Hanım'dan Asude Hanım'a. Aman aman, o melek denen şeytan evimizden gitti, evin huzuru bereketi geldi. Bizden uzak, Allah'a yakın olsun. Ay bu şey oldu, onu ben şey yapacaktım. Bana bak. Ha. Sen hala görüşüyor musun yoksa onunla? Arıyor mu? Ha? Bir şeyler soruyor mu yine? Aa, hayır abla ya, aramıyor. Hem arasa da ben açmam zaten. Bak sakın Gül, sakın yavrum. Bak bunun dönüşü olmaz bir daha. Aşk olsun ablaya. Vallahi kırılıyorum bak. Tamam. Hadi ben gidip salça alıp geleyim, tamam mı? Tamam. Yo, meleğin bana para verdiğini, benim de o para karşında ona laf taşıdığımı öğrenirlerse ben biterim ya. Anladın değil mi? Rastgele değil. Odaklanarak vuracaksın. Hazır mısın? Başlayalım. Galiba hazırım. Ne yapıyorsun? Çok işimiz var. Hücumdan ziyade savunma da çok önemli. Yani birisi sana yumruk atmaya çalıştığı zaman kaçmak yerine ya eğileceksin ya da sağa sola doğru esneyeceksin. Bak bana bir yumruk at göstereyim sana. Emin misin? Hı hı. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi gel. Öyle mi? Karşındakinin sana ya da sevdiğin birisine zarar verdiğini düşün. Yani maksat kendini korumak zaten. Hı? Ya
görüyorsun? Gülmüyorum. Ya Murat, gülme. Bak odaklanamıyorum. Tamam, özür dilerim. Ya Ayşe, hiç beklediğim gibi olmadı ya. Aslı o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşattı ki bana. Ne bekliyordun Melek? Kadının seni hemen affetmesini, bağrına basmasını mı? Ben onlar beni affedene kadar her şeyi yapacağım Ayşe. Anladın mı? Gerekirse sonuna kadar bekleyeceğim, sabredeceğim. Canım ya, keşke bu kadar üstüne gitmesen bu olayın. Biraz beklesen, uzaklaşsan. Yani hemen her şeyin eskisi gibi olmasını bekleyemezsin. Ay sen ne anlarsın ya? Ben bir de açmış sana anlatıyorum bunları yani, bravo. Neredesin sen? Geleyim yüz yüze konuşalım. Parka geldim. Tamam hadi bekliyorum, gel. Daha sert. Daha sert. Hadi yapabilirsin, daha sert. Daha sert vuruyorum ama... Sen değilsin. İnanıyorum ben sana, hadi. Tamam tamam, bu kadar yeter. Senin o narin kollarını daha fazla incitmeyelim. Hadi bir meyve suyunu hak ettin. Bence sen benim yumruklarımın tadına bakmak istiyorsun. Hayır, hayır, istemiyorum. Yapma. Aslanım. Toplantı erken bitti herhalde. Kaşınasa ne oldu? Ayağım burkuldu. Bir anda kapaklanıverdim yere. Allah'tan yanımda dernekten kızlar vardı da pansuman yaptırdık. Görünmez kaza işte çocuklar. Çok geçmiş olsun. Daha dikkatli ol bundan sonra. Tamam canım. Ben ilaçlarımı alayım bir an önce, vakit geçmesin. Hanım, bir şey soracağım da, ya gerçekten düştünüz mü yoksa başka bir şey mi oldu? Yani benimle paylaşır mısınız? Nazlıcığım, düştüm ama bunun nedenini Murat asla duymamalı. Lütfen senden rica ediyorum. Murat neden duymamalı ki? Çünkü o sırada Melek'ten kurtulmaya çalışıyordum. Ne? Ben Murat'ın başı belaya girsin istemiyorum. Tam da her şey böyle düzelmişken. Neden Murat'ın başı belaya girecek ki? Ben anlayamıyorum. Murat Melek'le muhatap olursa duymaması gereken şeyler duyabilir. O beni öldürmeye kalktı. Ne? Nasıl yani? Fırtınada sığınağım oldum. Belki sen de korktun ama beni korudun. Karanlıkta ışığım oldum. Belki umutsuzdun, bana umut oldun. Ne çektin kim bilir, ne büyük emektir. Ne hakkın ödenir, ne sevgin tükenir anne. Değdirmesin.
gitsin.